Dünya bir savaşın eşiğinde. Acaba o utançtan, dünya savaşına düşme utancından bir kere daha kurtulabilecek miyiz? Ukrayna'daki ve dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözeyik sizler için hazırladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin bir kısmını çektik dese de Amerika Birleşik Devletleri tam tersini iddia ederek sınırdaki 140 bine yakın Rus askerine 7 bin askerin daha katıldığını paylaştı. Diplomasi trafiği sürerken Çavuşoğlu da hem Rus hem de Ukraynalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Tansiyonu düşüren ilk açıklama Rusya'dan gelmişti. Sınırdaki asker sayısının azaltıldığı ifade edildi ancak Biden yönetimi geri çekme bir yana 7 bin askerin daha Ukrayna sınırına konuşlandığını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Biden'ın iddialarını destekledi. Hem asker sayısı hem de askeri ekipman sınırda artıyor dedi. Doğu Avrupa'ya takviye güç gönderilmesine ilişkin de konuşan genel sekreter, Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmak gibi bir niyetimiz yok, müttefiklerimizi güvence altına alıyoruz dedi. Rusya'dan Amerika'nın iddialarına, İngiltere'nin de yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya karşıtı politikalar popülerlik kazandı dedi. Amerika'yı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı. İngiltere'nin yaptırım tehditlerine karşı her türlü karşılığın verileceğini açıkladı. Lavrov, biz Ukrayna'yı tehdit etmiyoruz, kendi topraklarımızda istediğimizi yaparız diye de ekledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce Rus mevkidaşıyla ardından Ukrayna'nın mevkidaşıyla telefonda görüştü. Kiev-Moskova arasında ara buluculuk için ev sahipliği yapma teklifini iki bakana da yineledi. Savaş söylentilerinin gölgesinde Kiev'de okullarda tatbikat yapıldı. Olası bir Rus saldırısına karşı yapılan tatbikatta çocuklar okulların sığınaklarına indirildi.